Production Product tablosuna, design kısmına gelmiştik ve burada gördüğünüz gibi burada bütün kolonların veri tiplerini, Elo'nun özelliklerini değiştirebiliriz. Aşağıda kolon properties kısmından bunların tek tek bütün kolonların özelliklerini de değiştirip yönetebiliriz. Örneğin burada finished good flag kolonunda bir default value, varsayılan bir değer atanmış. Yani buraya eğer bir değer atanmazsa veri tabanı işlemi sırasında, bunun varsayılan değeri 1'dir anlamında. Primary key atanmış. Gördüğünüz gibi product ID bir primary key. Otomatik artan bir sütun olma olasılığı yüksek tabii ki bunu gördüğümüzde. Çünkü product ID zaten sürekli artan yeni bir değer oluşturan bir ID olması gerekiyor. Aksi halde çakışma olacağı için, yani buranın bu şekilde olması gerekiyor. Row width var. Yine Oracle'dan tanıyacağımız unique identifier. Bu varsayılan olarak 4-5 milyarda bir birbirini tekrar etme ihtimali var diyebiliyorum. Bunun bir unique bir key oluşturuyor. Gene cihanosan.com'da bunu anlatmıştım. Güzel bir video ve makale hazırlamıştım bununla ilgili Oracle veri tabanında. Bu şekilde burada da aynı özellik var. Bunu da kullanabiliriz. Date time özelliği gördüğünüz gibi. Aşağıda bunlarla ilgili bilgileri alacağımız bir bölüm var. Örneğin row grid tablosunun, row grid kolonunun description'ı eklenmiş burada. Bir açıklama, yani bu grid'in ne anlama geldiğini açıklayan bir description eklenmiş. Bu şekilde sağ tarafta properties alanı var. Bu sütunlarla ilgili, yani kolonlarla ilgili tek tek bilgiler alabileceğimiz bir bölüm. Tablonun bilgisini veriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sürekli görmek isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Normalde burası aşağı tarafı kolonlarla ilgili bilgiler verir. Bu taraf tablo üzerindeki yapı ile ilgili bilgi verir. Örneğin Identity kolonun bilgisini buradan veriyor. Product ID olduğunu söylüyor. Biz de az önce söylemiştik. Identity kolon burası. Yani sürekli artan, kendini yenileyen, ileri doğru kendini yenileyen bir değer alır. Description'ı var. Şemanın adı var. Şemayı değiştirebiliyor buradan. Tablonun adını değiştirebilirsiniz buradan. Product yine products yazarsanız product, bu sefer production.products olarak giriş yaparsınız. Bu şekilde özet bir bilgiden sonra diğer özelliklere geçebiliriz. Tabloların hepsi burada ve sınırsız bir şekilde yönetebilirsiniz. Bunlara bir query ekleyelim mesela. New Query'den New Query kısmına tıklıyorum ve bana bir ekran açıldı. Bu Adventure Works veri tabanını kullanmak için açılan bir ekrandır. Eğer bu Adventure Works olup olmadığını emin değilseniz, örneğin farklı bir veri tabanı için bir ekran oluşturmuşsunuz, New Query ekranı oluşturmuşsunuzdur. Burada eğer bunun kesin olduğuna emin değilseniz şuraya bakabilirsiniz. Available Database bölümünde comma box'a tıkladığınız zaman size bütün veri tabanlarının ismini getirir. Burada Adventure Works gibi diğer veri tabanları da listeleniyor olacaktır. Eğer varsa sizde veri tabanı. Biz buradan örneğin Master'ı seçersek bu sorgular Master içerisinde çalışacaktır. Örneğin ben şu an SE ile bağlanmış olmasaydım burada bir sorgu çalıştıramazdım. Çünkü yetkim olmazdı. Örneğin farklı, sadece bu tablo, bu veri tabanına özgü bir user ile, kullanıcı ile bağlanmış olsaydım burada bir master'a sorgu çekemezdim tabii ki, yetkim dışında olacağı için. Adventure Works için bir sorgu çalıştıralım. Örneğin az önceki Production Product tablosunu inceleyelim. Select aynı şekilde Yıldız from Production. Gördüğünüz gibi bir IntelliSense özelliği var. Bu IntelliSense özelliği işimizi çok kolaylaştırır.
Şu şekilde bize tüm nesne ve tabloların isimlerini getiriyor. Ben production seçiyorum. Direkt noktaya basıyorum ve bana içerisindeki production şeması içerisindeki tabloların listesini getiriyor. Production product diyorum ve aynı şekilde kapatıyorum ve F5'e basarak çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bana bütün sorgunun sonucunu, tabloların değerlerini bana getirdi. Rowgate ekranındaki bahsettiğimiz o 4-5 milyara kadar kendini yeniden üreten dediğim bahsettiğim o GUID ekranı, Unique Identifier ekranı özelliği bu. Bunların hiçbirisi birbirinin aynısı olamaz zaten. Olmaması gerektiği için böyle bir Unique Identifier değeri oluşturuluyor. Bu Unique Identifier bilgisayarın MAC ID'si, Network MAC ID'si ve birkaç donanım bilgisini daha alıp kendi içerisinde Microsoft mühendisleri tarafından artık bilinen bir yöntemle hesaplanan bir RAW. Bunun aynı şekilde örneğin sadece RAW alalım. RAW yazdığında gördüğünüz gibi sonundaki tablo belli olduğu için direkt bu tablo içerisinde arayarak bize sütunları getiriyor. Eğer bu sonunu yazmamış olsaydım tabii ki bunu göremezdim. Çünkü IntelliSense zaten bu mantığı algılamak üzerine hazırlanmış bir özellik. Şu an production sorgusu tamamlandığı için bu anlıyor ki ben bunun içerisinde bir sütunu aramak istiyorum ve bana o sütunları burada hızlı olarak gösteriyor. Raw grid seçtim. Tekrar F5'e basıyorum ya da üzerini seçerek burada execute'e de tıklayabilirim. Bu şekilde bana sadece RAW grid sütununu getirdi. Ve mesaj kısmından 504 satır döndüğünü bize gösterdi. Result ekranı da burada. Geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada da 504 satır olduğunu gösteriyor. SE ile bağlandığımızı, lokal veri tabanına bağlı olduğumuzu ve AdventureWorks veri tabanı olduğunu, kaç saniye sürdüğünü de burada gösterecektir. Bunun için uzun sürecek bir sorgu olması için sorguyu büyütüyorum. Yani yıldız yapıyorum. Bu yıldız her zaman performansı düşürür. O yüzden lokal olduğu için gene bir fark olmadı. Örneğin şöyle bir işlem yapalım. Var Product ID küçük eşittir 322 diyelim. F5'e basıyorum. Yani uzun bir sorgu olduğu zaman burada süresi yazıyor zaten. Ya da remote uzaktaki bir veri tabanına bağlı olduğunuz zaman çok sorgu döndüğünde birkaç saniye sürebiliyor. Hatta 30-40 saniye süren, 1 dakika süren belki daha uzun sürecek sorgular da olabilir. Raporlama ile ilgili sorgular mesela olabilir. Bu da burada süresi olarak yazacaktır. Takip edebilirsiniz burada. Bu şekilde sorgular da hazırlayabilirsiniz. Şimdi tabloları geçiyorum. Bu arada sistem tablolarını da inceleyebilirsiniz buradan. Tables içerisinde sistem tabloları içerisinde gördüğünüz gibi açarak ve ya bu da farklı bir diyagram oluşturuyor burada. Bununla ilgili bilgileri de alabilirsiniz. Şimdi view'lere bakalım. View'lerde görünümler, Türkçe adıyla görünümlerdir. Ve veri tabanının bir snapshot'ını almakla görevlidir bunlar. Bunlar üzerinde insert işlemi yapılabilir olsa da teknik olarak birden fazla tablodan işlem yapılan birden fazla tabloda insert yapmaya izin vermez. Hata olur vesaire. O yüzden bunları sadece bir snapshot için kullanabiliriz. Kullanmamız gerekir diyebiliriz. Bunlar da sistem view'leri. Örneğin sistem view'lerinden bir tanesini çalıştıralım. Select yıldız from. Aynı şekilde sorgu çalıştırır. Normal yukarıdaki sorgu çalıştırır gibi aynı şekilde çalıştırıyorum. Information
Yani bilgiler şemasındaki kolonların, tüm kolonların listesini bize döndü. Table şema, table name, tablo adı, kolonların adı. Gördüğünüz gibi AdventureWorks veri tabanındaki tüm tabloların isimleri, epey de uzun, 73 satır döndü bize. Tabloların şemalarının adı, production, sales, person vesaire. Bu da veri tabanının adı. Table name kısmında tabloların isimleri var. Adres tablosu, product review tablosu. Daha sonra column name kısmında bütün kolonların listesi var. Örneğin aşağı doğru gittiğimizde gördüğünüz gibi sürekli farklılaşan bilgiler var. Bütün veri tabanında AdventureWorks'teki bütün tablo adları ve kolon adlarını buradan listeliyor. Kolon bilgileri de aynı şekilde. Bunu farklı bir view ile, normal AdventureWorks için geliştirilen bir view'de, yani bizim de yapabileceğimiz bir view'de deneyebiliriz de. Normalde sistem view'ine biz elleyemeyiz. Biz sadece onları okuyarak bilgi alabiliriz. Sistem admin olarak, bir SQL Server DBA olarak onları okuyarak bilgi alabiliriz. Execute diyerek, pardon, from'u da sildik. Çalıştırıyorum. Bu arada noktalı virgülü zorunlu olmasa da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu da AdventureWorks içerisinde human resources.vemployee VV, yani görünümü. Onunla ilgili bize bilgiler veriyor. Çalışanların görünümü diyebiliriz buna. Bu şekilde 290 satırlı bir bilgi bize geri döndü. Kapatıyorum bu ekranı. AdventureWorks içerisinde sinonimler var. Security bölüm var. Security bölümünde kullanıcılar ve rollerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin bende DBO var. DBO bu Database Owner demek, uzun ismi. Emre var, Guest misafirdir. Emre'yi ben oluşturmuştum. Modern Administrator, SYS, aynı şekilde sistemin kendi oluşturduğu kullanıcılardan biridir. Roller kısmına bakalım. Veri tabanı rollerinden Access Admin'i var vesaire, DB Owner var. Bunlar kullanıcının yetkilerini belirleyen rollerdir. Şemaları buradan yönetebiliriz. Gördüğünüz gibi örneğin production demiştik. O production, noktadan önceki production buydu. Yani şemanın adıydı. Şemalarla yönetmek için bu şekilde şema oluşturup onun içerisine tabloları atayarak kullanımı kolaylaştırabiliriz. Bunlar özet bilgiler olarak geçiyorum.